ücretsiz izne çıkardığı işçilerden Tayfun Güneş sürdürdükleri eylemlerini, taleplerini ve son gelişmeleri bizlere aktaracak. Kendisi şu an Skype hattımızda. Merhabalar Tayfun Bey. Uzaktan geliyorum. Sesinizi tam alamadım. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Tayfun Bey, bir de sizden dinleyebilir miyiz süreci? Ne zamandan beri bu eylem devam ediyor ve talepleriniz nelerdir? Bugün eylemimizin 26. günü. Biz çünkü çıkan arkadaşlarımız hepsi birlikte değil de böyle parça parça halinde çıkarıldı. Kimisi yılbaşından önce, kimisi yılbaşında bir gün falan. Mesela ben ve 12 arkadaşımız 31 Aralık 2020'de ücretsizle ayrıldı. Gerekçe neydi peki Tayfun Bey? Sesimi alabiliyorsanız gerekçe ne oldu? Gerekçe sendikal faaliyet sürdüğümüzden dolayı. Aslında bizi ücretsize çıkarmaları patronların kendi söylemlerine göre sadece pandemiye göre biz çıkarıyoruz diyorlar. Ama halbuki sendikal faaliyet sürdüğümüzden dolayı, anayasadaki hakkımızı kullandığımızdan dolayı artı içerideki sıkıntıları dile getirdiğimizden dolayı sürekli onların gözüne batıyormuşuz gibi. Yani halbuki daha iyi şartlarda çalışmak için gerekli olan iş yerinin bize olanak sağlaması gereken konuları onlara ilettiğimizden dolayı artı sendikal faaliyet sürdüğümüzden dolayı bizi ücretsizle gönderdiler. Herhangi bir süre de belirtmeksizin sadece ücretsizle gönderdiler. Ben ücretsizle çıkmadan önce çocuğum dünyaya geldi 26 Aralık'ta. Doğum iznim bittikten sonra işbaşı yaptım. İşbaşı yaptıktan sonra o gün çalıştım. 5'te evime geldiğimde bir mesaj yoluyla ücretsizle ayrıldınız denildi. Gerekli yöneticiler olsun, sorunlar olsa aradığımda ise karar bu. İşte sadece karara uymak gerekir denildi ve telefon üzerime kapatıldı. Yani sebebi ne dediğimde sendikal faaliyet sürüyorsunuz de demiyor da işte performans düşüktü. Bir de milletin huzurunu bozmaktan. Halbuki milletin huzurunu bozmaktan dolayı hiçbir şey yapmadık. Artı pandemi de performans da zaten bilgisayar üzeri olduğu için her şeyi istediği şekilde çıkarabilirler zaten. Eğer ki performansınız düşük olsa neden 31 Aralık'ta çıkardınız da önceden çıkarmadınız? Çünkü ben 2014'ten beri Migros'ta çalışıyorum. Yaklaşık 7 senedir. Zaten Migros'un geneline baktığımız zaman bir sendikaya karşı bir savaş var. Yani sendikal karşıtı bir eylem var orada. Sendikaya sürekli karşı çıkılıyor. Sendikal faaliyet süren işçi arkadaşlarımızı sürekli ya işten atıyor ya da işte bu pandemi sürecinden dolayı ücretsizine gönderiyor. Peki yani Tayfun masada Bey, sizinle birlikte kaç işçi ücretsiz izne çıkarıldı? Yaklaşık 80 personel ücretsizle gönderildi. Biz şu anda 50 persona yakın arkadaşlarımızla direnişteyiz. Her gün devam ediyor mu eylemleriniz? Tabii her gün devam ediyor. Özellikle cuma günü zaten Anadolu grubun ofisinin önüne de gittik. Tuca Özilan'ın holdingin önüne. Orada da eylemimizi yaptık. Yani bu sadece orada yaptığımız eylemle kalmayacak tabii ki. Ataşehir'e gittik, kasa kitleme yaptık. Caddebostan'a gittik, eylemimizi gösterdik. Çünkü hani mağazalarda yapmamız gereken ne gerekiyorsa yani bu haksızlığa karşı, bu yasal dışı işlere karşı ne gerekiyorsa yaptık. Özellikle mağazalardaki kasa kitlememizin nedeni de depo içerisine giden ürünlerin hijyensiz bir şekilde gitmesi. Yani halkımız, özellikle biz, ben de dahil olarak Migros'ta çalışmasam oradan alışveriş yaptığım zaman ne şekilde, nasıl bir şekilde geldiğini bilemem. Çünkü Migros marketlerine girdiğimiz zaman insanın gözü iştahı açılıyor. O kadar temiz ki, ama bir de bunun arka planına baktığımız zaman işler acısı. Gelen ürünler hijyenik bir şekilde gitme, özellikle gıda ve taze gıda ürünleri olsun. Bu özellikle pandemi sürecinde 10 ay boyunca bu giden ürünler çeşitli arkadaşların eline geçtiği için özellikle Migros'ta yapılan testlerde 80 personelde pozitif çıktıktan sonra
bunun yakın temaslıları karantina göndermeyip tekrar çalıştırdıkları için biz bunlara karşı da zaten bir savaş verdik. Çünkü Tayfun Bey, halkın sağlığı... Yani anlattığınıza göre pandemi süreciyle birlikte başlayan bir hijyen ortamından mı bahsediyoruz, yoksa bu süregelen bir durum muydu? Pandemi döneminde herhangi bir önlem alınmadı, hijyensiz bir ortamda çalışıyor muyuz mu diyorsunuz? Aynen. Bu zaten şu hijyensiz ortam pandemiden önce de vardı. Bu pandemi çıktıktan sonra da herhangi bir önlem de alınmadı. Herhangi bir hijyen konusunda bir adım bile atılmadı. Özellikle giden taze gıda ürünleri, fare, bildiğimiz fareler, kedilerin üstünden cirit attığı ürünler. Biz bunları göndermemek için elimize gelen yaptığımız halde hep bir baskı, hep bir mobbing, hep bir hakarete uğruyorduk. İşte özellikle kadın arkadaşlarımız izin istedikleri zaman bir baskı, bir mobbing, bir özellikle sözlü taciz olayına karşı geliyorlardı. Özellikle bir de şöyle bir şey var. Deponun içerisindeki kötü koşullar, özellikle bu iş güvenlikçi arkadaşların işini düzgün yapmaması, yerlerin bozuk olması, özellikle iş kazalarının çok olması. Çünkü iş veren iş olanı tanıdığı zaman yani iş güvenliğine aykırı bir şekilde gösteriyordu bize. Çünkü arkadaşlarımız orada iş kazası geçiriyordu. Yerler, zeminler bozuk olduğu için geri geliyordu. Bel fıtığı yaşıyordu. Belinden ağrı hissediyordu. Eklem ağrıları hissediyordu. Bileklerinden hep ağrılar hissediyordu. Biz bunlara ses çıkardığımız zaman hiçbir yani yapacağız diyorlardı ama hiçbir faaliyet göstermiyorlardı. Sadece sözde kalıyordu. Biz bunların sona ermesi, daha iyi şartlarda çalışmak için sendikaya başvurduk. Sendika faaliyet sürdük. Ve bunları yönetim duyduktan sonra da bizi pandemi bahane ederek ücretsiz de gönderdi. Peki Tayfun Bey, eylemleriniz ne zamana kadar devam edecek? Ya da şu süreçte herhangi bir geri dönüş aldınız mı? Eylemlerimiz kazanımla sonuçlanana kadar devam edecek. Özellikle bunu söyleyeyim. Yani bize karşı bir adım atılması da şöyle bir konuda bahsedeyim. Us Grup patronu Veysel Cingöz bizi bundan 10 gün önce aradı. Görüşme talebinde bulundu. Biz bir işçi arkadaşımız sendika yöneticileriyle birlikte görüşme gidildiğinde hiçbir şekilde iş başı verilmeyecek denildi. Biz de anlaşılmıyor diye tekrar çıkıp eylemlerimize devam ettik. Artı dün de Cuma günü de Anadolu Grubu'nun holdingin önünde, Tuncay Özilhan'ın holdingin önünde eylemimizi yaptığımızda ilk önce zaten eylem yapmadan önce bir görüşme talebinde, çünkü müzakereye açız hem işçiler olarak hem de sendika olarak. Biz yine görüşme talebinde bulunduğumuzda yine cevabı alınca eylemimizi yaptık. Eylemden sonra biz Anadolu Grubu'nun holdingin önünde de çadır kuracağımızı söyleyince arada yarım saat geçip güvenlik müdürü bizle irtibata geçti. İşte yukarı yönetimle görüştüm. Yönetim işte yazılı bir şekilde sıkıntılarınızı, derdinizi yazıp bize iletin. Biz ona göre değerlendiririz denildi. Yani bu biz çadır kuracağız dedikten sonra, yani demek ki bir şeyler yaptıktan sonra geri adım atılıyor. Evet. Ama biz buna da bel bağlamıyoruz. Ta ki bizi muhatap edip, yani bizi karşısına çekip konuştuktan sonra, anlaştıktan sonra biz eylemimizi bitireceğiz. Peki. Yani bizim tek olan isteğimiz işe geri dönüş. Peki Tayfun Güneş, çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için. Teşekkür ederim. Geçilemiyor.